11. sınıf kuvvet hareket ünitesinde enerji ve hayat konusundayız. Buyurun. Arkadaşlar, çok istenilen enerji konusu sonunda geldi. Şimdi bakalım hemen enerjide hangi konuyla başlayacağız? Yaydaki uzama miktarı bizim için önemli hocam. Hı hı. O yüzden yayda depolanan potansiyel enerjiyle başlayacağız hemen. Yaydaki uzama kuvvetle doğru orantılı olarak değişir. Yani siz kuvvet uyguladıkça yayınızdaki uzama ne olacak? Artacak. Mesela F mi uyguladınız? O zaman uzama 1 metre. İşte 2F uyguladınız, uzama 2 metre. Hep doğru orantılı olarak devam eder. Özdeş yayda, aynı yaydan bahsediyorum. Onun grafiğini çizecek olursak dikkat ederseniz X ve F arasındaki ilişki bu şekilde devam eder. Biz buna Hooke yasası da diyoruz hatta. F K çarpı X'tir. Buradaki alan ise bize neyi verecek? Yayda depolanan potansiyel enerjiyi. Yani F çarpı ne olacak burası? X bölü 2. F de zaten K çarpı X'ti. 1 bölü 2 K X kare bizim yayda depolanan potansiyel enerjimizi verir. Bunun birimi nedir hocam? Joule. K yay sabiti Newton bölü metre. Şuradan çıkar. Newton metre. Newton bölü metredir. X zaten ne olacak? Metre. Hemen çevirelim hocam sayfamızı. Şimdi yayda depolanan potansiyel enerji ile ilgili tabii ki soru gelecek. Ama önce bir mekanik enerjinin korunumu neymiş bir bakalım. Sonrasında bol bol soru gelecek. Bir cismin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına mekanik enerji diyeceğiz. Hareket eden bir cismin sürtünmesiz ortamda mekanik enerjisi değişmez diyeceğiz. Yani potansiyel kinetiğe, kinetik potansiyele dönüşecek. Ola ki sürtünme varsa ne olur hocam? Isıya dönüşecek. Bu nedenle de ısıya dönüşecek diyeceğiz. Şimdi hemen bir örnekle başlayalım. Mekanik enerji korunumuyla ilgili bol bol işlemli sorularımız var. Şimdi dikkat ederseniz serbest bırakılmış, ilk hızı 0, 2 kilogram kütleli cisim 125 metre serbest bırakılmış. Tamam. Ve 45 metre yukarıya çıkmışım. Şimdi aslında size hemen bir ipucu. Biz bunun öncesinde atışları gördük. Doğru mu hocam? Evet. O zaman şöyle diyebilir miyim? 5, 15, 25, 35, 45'im vardı. Doğru mu? Hı hı. Ben şimdi 5, 15, 25, 35, 45'e geldim ki hangi hızla geçeceğim buradan demek ki? 5, 15, 25, 35, 40 ile geçeceğim. Hızım belli 40 mesela. Hmm. Ama biz bunu neyle çözeceğiz şimdi? Enerjiyle. Mantık şudur bakın. Buradaki potansiyel enerjiniz buraya geldiğinde yüksekliğinden dolayı potansiyel cisim artık bir hız kazandığı için de artı kinetiğe dönüşür. Ben ilk ve son diye gidiyorum. Yani enerji korunumlarını yazarken ben hep böyle yazıyorum. Şimdi diyorum ki o zaman MGH1 MGH2 artı 1 bölü 2 M V kare diyeceğim. O zaman zaten şimdi başlangıçta benim için kütle önemli değil fark ettiyseniz. Hemen 10 çarpı 125 eşittir 10 çarpı 45 artı V kare bölü 2 diyorum. Tamam. Buradan ne olur? 1250 eşittir 450 artı V kare bölü 2. 1250'den 450 çıkarsa 800 eşittir V kare bölü 2. V kare buradan 1600. V buradan ne çıktı? 40. Ne demiştiniz hocam siz hızına? 40. 40 demiştiniz değil mi? Çıktı. Enerji korunumundan da 40 bulduk. Şimdi kinetik enerjisini sorduğu için kinetik enerji formülünü hemen bir hatırlayalım. Geçtiğimiz yıllarda kinetik enerjiyi öğrendik biz. 1 bölü 2 mv kare diyorum. Hı hı. Yani 1 bölü 2 çarpı ne diyeceğim? 2 çarpı hızın karesi yani 40'ın karesi gelecek buradan. 40'ın karesi. Yine ne oldu? Bu sefer de 1600 joule benim enerjim çıkmış oldu. Güzel. Gelelim buna. Şu maviyle niye yazıyorum ki? Ben siyah diye aldım bunu. Bu da kesin. Evet tamam. Şimdi 2 kilogram kütleli bir cisim sürtünmenin ihmal edildiği yüzeyde 6 metre bölü saniye hızla. Bakayım mavi mi bu da? Bu da maviymiş. Teşekkür ediyorum hocam. Sürtünme ihmal ediliyormuş burada. Yüzeyde 6 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi atılarak yatay. Burada yay sabiti 200 Newton bölü metreymiş. Kaç santim sıkışır diyor. Buradan attım. Burada sıkıştıracağım. Şimdi arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Burada neyim vardır? Sadece hızım. Buradaki kinetik enerjim. Yani 1 bölü 2 m v kare. Hep böyle kademeli olarak çözeceğiz. Bunları ben böyle seviyorum. Başlangıçta neyim var? Kinetiğim.
Buraya gelince neye dönüşecek? Potansiyel artı kinetik mi olacak bir de? Potansiyel artı yayda depolanan enerjim. Yayda depolananı saymasaydık, yani şurada saysaydım, o zaman diyecektik ki potansiyel artı kinetik. Aslında o kinetik neye dönüşmüş? Yayda depolanana. Süpersiniz. O zaman diyorum ki 1 bölü 2 çarpı kütlem 2. Hızım neydi? 6. 6'nın karesi eşittir. M'im 2. G'm 10. H yüksekliğim 1 metre. Artı 1 bölü 2. K'm ne? 200. Çarpı x kare. Buradan bunlar gitti. 36 eşittir diyorum. 20 artı ne gelecek? 100. X kare. Buradan ne olur? 16. Değil mi? Hı hı. 100 X kare. X kare ne olur hocam? 16 bölü 100. Evet, süpersiniz. Buradan X kare. Lütfen öyle demeyin. 4 bölü 10. Yani 0,4 metre. Bana kaç santim demiş sıkışır? 40 santimetre sıkışma miktarı evet. olacak diyeceğiz. Soruları yazarken bunları sağlamasını yapacağım diye sürekli. Sıkıntılı oluyor uzun sorular hocam ya. Sormayın. Bir futbolcu yerde duran topa 53 derece açı ile fırlayacak şekilde 100 metre bölü saniye hızla başlayarak vuruyor. 100 metre bölü saniye hızla. Nasıl bir güçlüyse. Evet. Ha, Tsubasa yapıyordur. Tsubasa evet. Çocuklar da diyecek kim bu Tsubasa? Tabii bizim yeni zamanımızdaki bilmez. Evet yeni nesil bilmez hocam. Bizim zamanımızdaki. Gerçi üzülmeyin ben de bilmiyorum. Öğrencilerimden hatırlıyorum yoksa. 100 metre bölü saniye. Hı hı. Şimdi gelelim 53 derece burası. Bu şekilde atıyorum diyor. Buna göre futbol topunun 140 metre yukarıdaki hızını ve kinetik enerjisini bulun diyor. Şimdi hocam ben bunu yine atışla da çözerim. Evet. Ama çözmeyeceğim. Çünkü şu an atış bilmiyoruz gibi kabul ediyorum. Çünkü atışla da çözeriz değil mi? Neden? Yatay ve düşeyini ayırırız. Metresini sayarız değil mi? 5-15'ten ters giderek. O şekilde de çözebilirsiniz fark etmez ama çünkü şimdi hoca belirtirse illa hani enerjiden çözünüz diye belirtirse. Ki o atış zaman için hani öğrenecekseniz lütfen atış konusuna bakın. Burada kinetiği evet. öğretilmiş. Şimdi enerjiyi. Devam edelim. Hocam burada neyim var şimdi benim? 100 metre bölü saniye hızım var. Yani sadece kinetiğim var. Şimdi ben nereye geldiğini bilmiyorum. Yani tam tepeye mi gelmiş, nereye gelmiş? Sadece şöyle göstermek istiyorum. 140 metrelik bir yerde... 140 metrelik bir yerde hızım var. Bilmiyorum ama hızımı. Yani hı hı. tam yatayda da denk gelmiş olabilir. Hani böyle çapraza da denk gelmiş belki olabilir. Belki şurada bir yerde. Belki evet bir yerde. Tam bilmiyorum. Tahmini bir yer koydum yani. 140 metre. Şimdi başlangıçta neyim var? Kinetiğim doğru mu? 1 bölü 2 m ve 1'in karesi diyeyim ona. Evet. Buraya geldiğimde neyim var? Potansiyel mgh artı 1 bölü 2 m ve 2'nin karesi. Gene hafif bir kinetik. Evet, hafif bir kinetiğim var çünkü hı-hı. hızını soruyor orada bana. Hiçbir şey olmasa bile hocam, sadece yatay hızı kalır. Sıfır İlla düşey hızın sıfırdır, sadece yatay sizin potansiyel enerjiniz maksimumdur. İlla hızınız vardır ama çünkü bu hı-hı. ilk atış hareketi ya, yatay hızınız muhakkak var. Şimdi o zaman devam edelim. Yine her tarafta M'ler var ya, götürdüm bunu. Hı-hı. Sonrasında V1 hızım 100, 100'ün karesi... 10.000 bölü 2 eşittir diyorum. 10 çarpı 140. 140 şurası çarpı artı V kare bölü 2 diyorum. Şimdi burası 10.000'den ne olacak? 5.000 mi gelecek? Hı-hı. Eşittir burası 1400 artı V kare bölü 2. V2'nin karesi yani. Bunu bu tarafa attım ne oldu? 3600 V kare bölü 2. Kare bölü 2. Bunu bu tarafa atın. 7200 kare kökünü alırsam 60 kök 2. Ve 2 hızım 60 kök 2 metre bölü saniye oldu. Tamam. Şimdi bana diyor ki buradaki kinetik enerjisini bulunuz. Yani evet. 1 bölü 2 E V kareden bulacağım. Evet. V2'nin karesinden yani. 1 bölü 2 çarpı kütlem 2. Hızım neydi? 60 kök 2. 60 kök 2'nin karesi yani yine ne olacak? 7200 mü olacak hocam? Evet. 3600 olur. Kök 2'nin karesi de 2. Şunlar gider çünkü. Hı. 7200 joule bizim enerjimiz olur. Kinetik peki enerji. Bir şey soracağım. Hocam. Bu 53 dereceyi hiç kullanmadık. Kullanmadık. O atışta sadece... çözersek eğer evet, kullanacağız. Evet aynen öyle. Bir şey daha soracağım. Buyurun. Şimdi az önce sorarken aklıma geldi. 140 metre yükseklikte. Hı hı.
şu noktada geldi diyelim. Aynı şekilde bunun hizasında da 140 metre yükseklikte oluyor. Hı hı. Buradaki enerjiyle buradaki enerji aynı evet, mı? Evet, aynı tamam, olur. Bunu öğrendim, çünkü sürtünmesiz kabul ettiğimiz bir ortamda çözdüğümüz için sizin buradaki hız büyüklüğünüzle buradaki hız büyüklüğünüz aynıdır. Yükseklikleriniz aynı olduğu için söylediniz ya. Bu nedenle de toplam mekanik enerjileri de aynıdır. Hı hı, tamam. Çünkü potansiyel zaten enerjileri aynıdır. Atışlarda göstermiştiniz onları, hı hı, ben tekrar ettiğim için. Teşekkür ederiz. İyi çalışmışsınız. Şimdi sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumu ve dönüşümü. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işe baktığımızda normalde nasıl ki kuvvetin yaptığı işi biz F çarpı X'de buluyorsak, hı hı, sürtünme kuvveti de bu sefer sürtünme kuvveti çarpı X'de bulunur. Bu nedenle diyoruz ki biz hatta ısıya dönüşen enerji diye de söyleyebilirim bu şekilde. Isıya dönüştüğünü söyleyebiliriz bir nevi. Hı hı. Sürtünme kuvveti etki ettiği mesafeyle neyi buluyormuşum? Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi. Birimlerine geleyim, hemen söyleyeyim onu da. Joule. Biliyorsunuz ki kuvvet Newton, metre diyeceğiz. Tamam. Bilerek bazen boş bırakıyorum ki birimler üzerine yazayım. Çünkü yazarken daha iyi oluyor. Böyle direkt sanki sunudan geçiyormuş gibi sıkıntı olmasın. Sürtünmeli bir yüzeyim var. Başlangıçta da 20 metre bölü saniye hızım var. Diyor ki A'dan 20 metre bölü saniye hızla geçen cisim B'de duruyor. Demek ki şöyle mi? Benim buradaki kinetik enerjim buraya geldiğinde bittiğine göre kinetik enerjideki değişimim neye dönüşmüş? Isıya. Isıya. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işe yani bir nevi, hı hı, değil mi? O zaman şöyle diyebilir miyim ben? Kinetik enerjideki değişim neye dönüşecek? Isı. V ısı. Yani sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Tamam. 1 bölü 2 son eksi ilk yapacağım hatta, özür dilerim. 0 son kinetik, hı hı, enerjim. İlk kinetik enerjim 1 bölü 2 V kare. Tamam. Burada eksi çıkması zaten bu da eksidir ya, hı hı, o çok mühim değil. Önemli olan büyüklük bizim için. 1 bölü 2 diyorum. Kütlemiz zaten 2. Bilerek hep 2 veriyorum ki çok küsuratlarla uğraşmasınlar diye. 20'nin karesi eşittir diyorum. Sürtünme kuvvetini önce bir bulalım. Çünkü, hı hı, sürtünme kuvvetini sormuş. Çarpı 25 diyorum. Buradan 400 20'nin karesinden geliyor. F sürtünme çarpı 25, %4 defa olduğuna göre F sürtünme kuvveti buradan 16 Newton çıkıyor. Bu arada eksiği bilerek görmezden geldik. Sürtünme ters yönde olduğu için hocamız dedi, evet, ki o da eksi olacak. Sürtünme ters yönde ısıya dönüşen, hani ters yönde olduğu için, eksili olduğu için, hı, o yüzden yaptım. Şimdi sürtünme kuvveti 16 Newton. Peki hemen bir hatırlayalım. Sürtünme kuvvetini nasıl yazıyorduk yatayda? Yataydaki sürtünme kuvveti MGK idi. Hı-hı. Şurada mıydı yüzümüz? MGK idi sürtünme kuvveti hocam. O zaman sürtünme kuvvetini ben zaten 16 diye söyledim. M'im biliyorum 2, G'im 10 çarpı K diyorum. Buradan K 16 bölü 20. 0,8. Aynen öyle, 0,8 çıkıyor. Sürtünme katsayısının birimi yoktur hocam. Tamam. Gelelim buraya. Şekildeki gibi ilk hızsız kaymaya başlayan top B noktasında duruyor. Sürtünme katsayısı 0,25 olduğuna göre AB uzunluğunu bulunuz demiş hocam. Hı hı. Şimdi buradan geldi top, buraya çıktı. Sadece burada mı sürtünme var? Şimdi yine bakın, benim mantığım şu. Başlangıçta neyim var? Hızım var mı? Hı hı. Yok. Yüksekliğim var, hı hı, mı? Hı. Var. O zaman ne diyorum? Başlangıçta bir MGH'ım var. Yani sadece potansiyel enerjim var. Geldim diğer tarafa. Neyim var? Potansiyelim var. Şuna H1 diyeyim o zaman. Hı hı. MG H2 artı V ısı. Yani sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Hı hı. Burada kalan enerji, şu aradaki farkı ısıya dönüştürmüş. Burada sürtünme yok mu kabul ediyoruz? Yok. Ha, sadece tamam. AB arasında varmış çünkü. Tamam. O zaman şunu da F sürtünme çarpı X diyelim. Devam ediyorum. M nedir burada? Ha, vermemişim. Zaten gidecek. Tamam. M çarpı G10 H45. M çarpı G10 H2 20 artı F sürtünmeyi şurada yazabiliriz. Hı hı. Yataydaki sürtünme kuvveti MGK ile bulunur hocam. Hı hı. O yüzden buraya yazıyorum. MGKX. Çünkü çarpı X diyeceğim ya. Hı hı. M'ler gidecek. Gitti. Hatta G'ler de gitti. Bakın şuraya hiç yazmama, hı hı, gerek yok. 45 eşittir 20 artı K çarpı X. Tamam. At bunu bu tarafa. 25. 25 eşittir K çarpı X oldu. Şimdi bekleyelim. Şurada yerine koyacağız K sabitini, sürtünme katsayısı. 25 eşittir 0,25
çarpı x. O zaman attım bunu bu tarafa, sadeleştim. 100 metre x'im çıkmış oldu. Yani birimi metre. 25 eşittir 25 bölü 100. Hı hı. X. Şunlar gidecek. 1 1. 100'ü karşıya atalım. 100. Alayım mı kağıdı? Çok konuştum. Aynı hemen sorun. Bakalım. Aynı sorunun değişik versiyonu. Şekildeki verilenlere göre yine burası sürtünmeli. 4 metre yukarıda sürtünme katsayısını bulun diyor. Bu sefer sürtünme katsayısını bulun diyor. Ama başlangıçta neyim var? Hızımız var. Hızım var. Ama bir de böyle öyle bir şey yapmışım. Oraya da bir değinmek istedim. Kaykaycı çocuk bu. Kayıp duruyor değil mi? Şimdi hocam başlangıçta bir potansiyelim var mı? Var. Ama artı bir deneyim var. Süpersiniz. Eşittir diyorum. MGH2 artı V ısı. Yani ben hep V ısı öyle alışmışım bilmiyorum. V, yani V de diyebilirler fark etmez. Şimdi ben burayı almama gerek yok. Neden? Çünkü sürtünme yok. Evet. İşimi kolaylaştırayım. Diyeyim ki burası 16 metre. Zaten. Ha, şuradan gelip şöyle geri dönecek ki şu kısmı aslında boş. Evet. Buradaki hızı neyse buradaki hızı da olacak çünkü. Aynen öyle. O zaman şuraya götüreyim mi? Hiç uğraşmayayım değil mi? Direkt buradan sürtünme. Çünkü aynı mantıkla gideceğim. O zaman buradaki potansiyel enerjim artı kinetiğim. Hop. Buraya geldiğimde neye dönüştü bir hıza? Onu da burada harcadım. Bitti. Değil mi? Hiç gerek yok çünkü burada hızım bitmiş oluyor sonunda. Ben direkt bunu buraya yazdım. Tamam. Tamam mı? Eğer bana hızını sorsaydı 1 bölü 2 m bunu yazmayacaktım. 1 bölü 2 m ve 2'nin karesi diyecektim. Şimdi devam ediyorum. M'im verilmemiş zaten gidecek. Tamam yine. M çarpı 10 çarpı H1 16 artı 1 bölü 2 çarpı m çarpı 10'un karesi eşittir diyorum. Sürtünme kuvveti MGK idi ya, M çarpı G 10 çarpı K çarpı X'im 50. Şimdi aynalarını bir götüreyim hocam. Evet. Buradan 160 artı 50. 100'ün karesi bölü 2 50 eşittir diyorum. 500K. 500K. Burası ne oldu hocam? 210. 500K. Buradan K ne oldu? 210 bölü 500. Genişletelim. Genişletelim dediğiniz gibi aynen öyle. 2 ile çarptım. K 420 bölü 1000 oldu. O da 0,42 olmuş oldu. Teşekkür ederiz. Yine bir örneğimiz var. Bu sefer farklı renkte çözeyim ki. M kütleli bir topumuz var. 5 metre yükseklikten yere düşüyor. Düşme ve geri sıçrama süresince enerjinin %20'sini ısıya dönüştürüyor. Top ilk sıçramada yerden kaç metre yükselir? Şimdi hocam potansiyel enerjimiz MGH mı? Evet. Şimdi buna H1 diyorum. İkinci durumda MGH2 diyorum. Şimdi evet. Bunlar zaten aynı doğru mu? Evet. Yani enerjim şöyle düşünün. 5E ise atladım, sıçradım, geri çıktım. 4E olacak. Doğru mu? %20'sini kaybedecek çünkü. Neden olduğunu yazalım. 5E'nin %20'si E'dir. Değil mi? Evet. Bu nedenle 5E'den E'yi çıkarttım arkadaşlar. 4E kaldı. Tamam. Çıktım. Tekrar geri döndüm. Artık 4E enerjim var. MG'ler aynı olduğuna göre siz başlangıçta 5 metredeyseniz bir dahaki çıktığınızda ne olacak? 4 metrede olmuş olacak. Yani orada anki mevcut enerjilerin oranı 5 bölü 4 aynen. Olmak zorunda. Çünkü aynen. H'lar özür diliyorum. MG'ler eşit. MG'ler o zaman eşit. Bu da oranlara yani, yansıyacak. Mesela size şeyi sormayabilirdi. İlk sıçramayı sormazdı da ikinci sıçramayı da sorabilirdi. 5, 4. Bu sefer ama 4'ün %20'sini düşüneceksiniz. Oradaki handikap orası zaten. Dediğiniz gibi 3.2 olacaktı bu sefer. Anladınız mı demek istediğimizi? Kalan enerjinin yüzdesini hep düşünmeleri gerekiyor. Yani enerjinin %20'si gidiyorsa sıçrarken 5 metre sıçrıyordu. Artık 4 metre sıçrayabiliyor. Sonra artık 4'teyim. 4'ün %20'si gidecek. Azalacak. Öyle düşüneceğiz. Gelelim buna. Diyor ki 2 kilogram kütleli cisim 6 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi fırlatılıyor. Cisim sürtünmeli AB yolunu alıp C noktasına çıktıktan sonra tekrar geri dönüyor. Geri dönen cismin Fs
sürtünme kuvveti F ise ısıya dönüşen enerjisi ve A noktasındaki hızını bulun diyor. Şimdi yani siz diyor ki sürtünme kuvvetini bulun burada. Isıya dönüşen enerjisini yani sürtünmeden dolayı oluşan enerjiyi bulun. A noktasındaki hızını bulun diyor. Şimdi bir bakalım hocam beraber. 2 kilogram kütleli mi cismim? Başlangıçta neyim var benim? Kinetik enerjim sadece. Yukarı çıkmışım. Ondan sonra cima... Gözüm var yerinizde. Yavaş yavaş masanın dışına doğru. Bir dahaki çekime stüdyo dışına katılacağım ben. Hocam evet. Ben rahat yazayım diye gitgide bu tarafa. Yönetmen bize uyarılarda bulunuyor diyor sürekli arkadaşlar. Şimdi, gözümüze böyle ister istemez. Buyurunuz. 6 metre bölü saniye hızla gelmiştim ya buradan hocam. Hı-hı. Sürtünmeli C noktasına çıktıktan sonra geri dönüyor. Geri dönen cismin. Şimdi C noktasına ancak çıkabiliyormuş. Günah. Evet. Günah. Ah yazık. Şimdi normalde hocam sürtünme olmasa belki C'den daha yukarı çıkacaktı. Değil mi? Ben de şöyle diyorum. Başlangıçta benim bir kinetiğim var. Doğru mu? Yukarı çıkarken bir V ısı artı bir de potansiyele dönüşüyor. Çünkü C'de artık duraksayacağı noktaya gelmiş. Evet. Kinetik yoktur artık. Evet süper. Hocam yani mantığı süper. Sizin aklınızdan geçenleri hocam okuyor yani. Süper. Şimdi başlangıçta kinetik... Bu iltifat mıydı şey miydi anlamadım. Onlar 15-16 yaşlarında ben 40 yaşındayım lütfen. Hocam ama öyle demeyin. Teşekkür siz... ediyorum iltifata gerek yok. Siz şimdi liseden mezun olalı kaç sene olmuş lütfen Allah aşkına. Fizik görmeli kaç sene olmuş öyle değil. Bugün gömüyor bana öyle geliyor bana. 1/2 mv² benim kinetik enerjimdi. Bir kısmı sürtünmeden dolayı ısıya gitti. Geldim potansiyele dönüştüm. Şimdi dedim ki 1/2. Tamam. 2 kilogram kütleli altının karesi. Eşittir. V ısı. Hı. Hiç genişletmiyorum. Bakalım ısıya ne kadar gitmiş onu bulmak istiyorum. 2 çarpı 10 çarpı H 1 metre. Hı hı. Gitti. 36 eşittir. V ısı artı 20. V ısı buradan ne oldu? 16. 16 jül. Yani ben yukarı çıkarken arkadaşlar... 16 jüllük kısmı heba oldu. Hı hı. Şimdi geri dön diyor buradan aşağı doğru. Geri dönerken o zaman hocam başlangıçta benim neyim var? Şimdi ikinci kısmı düşünüyorum. MGH'ım mı var? MGH'ım var. O zaman ben diyorum ki geri döndüğümde V ısı, ah özür dilerim, V ısı artı ne diyeceğim? İşte 1/2 mv² kinetiğe. Çünkü diyor ki bana ısıya dönüşen budur. A noktasındaki hızını dönüşte A'dan geçerken hangi hızla geçer? Ona bakıyoruz şimdi. Hı-hı. Dönüşte ama bu sefer. Bayağı azalacak enerjim. Şimdi bakalım. MGH neydi hocam? 20. Değil mi? Az önce hesapladık. Şurada hesapladık. Yazdım yerine. V ısı 16. Hı-hı. Artı 1/2 çarpı 2 çarpı V kare mi diyorum? Buradan bunu attım bu tarafa 4. V kare. V ne oldu? 2. 2 metre bölü saniye oldu. Fark ettiniz mi? Biz ısıyı ilk çıkıştan bulduk. Dönüşte de kullandık. Hı hı. Çünkü dönüşte şimdi yine şöyle yapıyorum. Sıfırdan alıyorum. Başlangıçta neyim var? Potansiyelim. Hı hı. Dönerken neye dönüşüyor? Isı ve kinetiğe. Isı ve kinetiğe. Şimdi hızımı buldum 2 metre bölü saniye değil hı hı. mi? A noktasındaki hızını bulduk. A noktasındaki enerjisini de bulalım. Aa, burada üstümüze geldi. Kağıt verin. Üstüne artık yani. Müsveddeleri kullanıyoruz. Evet çok ilerlemiş böyle. Şimdi devam ediyoruz. A noktasındaki hızımı ne buldum? 2 metre bölü saniye arkadaşlar. Hı hı. A noktasındaki kinetik enerjim ne olur? 1/2 mv² 1/2 çarpı 2 çarpı 2'nin karesi. 4 jül enerjiyle mi geçtim? Bir müsvedde daha. Ben böyle dizermişim. Servis gibi oldu Amerikan servis. Şimdi o zaman bizim enerjimizde baktığımızda ısıya dönüşen 16 jül müydü? Hı hı. 16 jülü ben F sürtünme çarpı X'e mi eşitleyeceğim? Evet. 16 eşittir. F sürtünme çarpı 2 metrelik yol hı hı. aldığı için sürtünme kuvvetim de 8 Newton'dur diyeceğiz. Devam edelim. Çok detaylı bir soru ama çok fazla... Ama öyle şey yani vermiş. İstekleri hı hı. bitmiyor biliyorsunuz diyorlar kolay zor hepsinden full. Tam donanımlı hocalarız ya ondan. Devam ediyoruz. K'dan 10 metre bölü saniye hızla atılmış. Hocam buraya geldiğinde bilmiyorum. Sürtünme olmasaydı belki 15'ten fazlayla geçecektim. Değil mi? Çünkü potansiyel hızla şeye dönüşüyor. Aynen öyle. Ben o zaman şöyle diyeyim mi? K'dan başlangıçta bir potansiyelim artı bir kinetiğim mi var? Evet. Neye dönüşmüş? Buraya isı geldiğinde var. Bir ısı. Vallahi hocam kaptınız. 1/2 mv² karesine. Hı hı. Şimdi o zaman
Isıyı yazarken, çünkü ısıya dönüşen, ha, direkt bunu sormuş, böyle bırakalım. Tamam. Ritz o mesela dayan diyor, enerji kaç jül olur diyor. Hocam ben buna kütlesine de 2 kilogram vereyim yine, parantez içinde unutmuşuz yazmayı. 2 kilogram diye kütleyi. Şimdi o zaman şöyle 2 çarpı 10 çarpı 15 artı 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 10'un karesi eşittir V ısı artı 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 15'in karesi. Hı hı. Buradan ne olacak? 3300 artı 100 eşittir V ısı artı 225. Burası 400 eşittir V ısı artı 225. 125. Attım bu tarafa. 175 joul V ısı oldu. Hocam bir daha bir hızlı çözdük, kontrol edelim. Hı hı. Başlangıçtaki potansiyelim artı kinetiğim, ısı artı kinetiğe dönüştü buraya geldiğinde. Kütlemize dedik 2 kilogram verdik. MGH, H15'ti. Ben ona bakıyorum, kütleye gerek var mıydı? Şu yolu biliyoruz çünkü. Bir ama ısı, kullanarak... ısı ya. Isıyı soruyor. F sürtünme çarpı x'ten bulabilir miydik diye düşünüyorum. Yok. Tamam. Isıyı soruyor o yüzden. Burada bunun bileşeni lazım, yine kütle lazım vesaire. Şimdi buradan geldik. İkiler gitti. 10'un karesi 100 oldu. 400 burası oldu. İkiler gitti. 15'in karesi 225 oldu. Çıkardık. 175 joule oldu.